Hoş geldiniz efendim. Asıl sen hoş geldin. Döndü ne? Adnan Bey emretmiş. Rica ederim. Geçici olarak gitmemiş miydin zaten? Nihal istedi dönmeni. Ben de geri geldiğine sevindim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne oldu? Sen gir, ben geliyorum. Bir an önce birilerini bulsalar da biz de çekip gitsek. Bu evde geçen her gün yıl gibi geliyor bana. Şimdiden her iş ağır gelmeye başladı. Çok gücendim Deniz Hanım, çok. Bildiğiniz gibi değil. Adnan Bey. Oturun lütfen. Oturun, konuşalım biraz. Taze çay var, içer misiniz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkes nerede? Nihal Hanım Firdevs Hanım'la birlikte kuaföre gitti. Bihter? O sizden de önce çıkmış sabah. Öyle mi? Hmm, bilmiyordum ben. Süleyman Efendi, önce son gelişmelerden çok huzursuz olduğumu söylemek istiyorum. Biz burada hepimiz gerçekten bir aileydik. Benim için ne ifade ettiğinizi söylememe gerek yok. Keşke bizi bu noktaya getirecek olaylar hiç yaşanmasaydı. Keşke istifa etmeye karar vermeseydiniz. Biricik evladımızdan ayrı kalamayız ki Adnan Bey. Mecbur olduk bir yerde. Yıllarca verdiğiniz emeği inkar edemem. Bu evin gözü kulağı, eli ayağı oldunuz siz. Görevinizi hakkıyla yerine getirdiniz bugüne kadar. Salonu da bitirdim. Yeter, oturacağım artık. Güvenimi suistimal etmediniz hiç. Bunun için teşekkür borçluyum size. Estağfurullah. Kendi kararınızla ayrılıyorsunuz diye mağdur olmayacaksınız, merak etmeyin. Kıdem tazminatınızı alacaksınız. İhbar tazminatınızı da. Nihal evlenince onun evine yerleşecek. Bundan sonra onun için çalışacaksınız. Biz konuştuk kendi aramızda. Bu süre içinde bende kalacaklar. Gerek yok. Çalışmasanız bile burada kalabilirsiniz. Burası sizin de eviniz. Bu artık imkansız Adnan Bey. Biz daha fazla huzursuzluk vermek istemiyoruz. Deniz Hanım sağ olsun açtı evini bize. Ne demek canım? Ya burası dururken? Bizim burada kalmamız Bihter Hanım'a karşı gelmek olur. Yerimize birilerini bulana kadar kalalım. Sonra gidelim biz. O birilerini bulmak o kadar kolay değil. Müsaade ederseniz benim bir teklifim var. Nesrin kalıyor nasıl olsa. Yakında evleniyor o da. Rıza Kaptan güvenilir. Mert bir insan sağ olsun. Güçlü kuvvetli de. Onlar bizim yerimizi alsınlar. Nesin yemek işine bakar. Kaptan bahçeyle ilgilenir. Alışverişi yapar, evi çekip çevirir. Deniz Hanım güzel güzel yönetir onu. Cin gibi adam, işi hemen öğrenir. Evin adetinden haberdar zaten. Katya var, Beşir burada. Büyük temizliği ekip çağırıp yaptırıyoruz zaten. Yokluğumuz belli bile olmaz. Ne dersiniz?
Siz bilirsiniz. Bunu düşüneceğim. Sonra konuşuruz yine. Bir toplantıya yetişmem lazım şimdi. Peki efendim. Şş, abla. Ne yapsın? O da mecbur. Bizim yüzümüzden karısıyla kötü olacak hali yok ya. Bir de burası sizin eviniz demiyor mu hala? Nesrin. E hadi ağlamayın ama siz de artık. Gidin yüzünüzü yıkayın, toparlanın. Siz böyle yaptıkça Süleyman Efendi daha çok üzülüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.